İsterseniz gelin biz bebek havuçlarımızı soymakla başlayalım. Dediğim gibi havuçları soyarken çok derinden gitmeyelim. Izgaramın altını açıyorum ki şimdiden ısınmaya başlasın. Hindiban dış yapraklarından 2-3 tanesini alıyorum. İkiye kesiyorum. Kökü mutlaka kalsın, aksi takdirde dağılacaktır. Şöyle bunları pişireceğim tavanın da altını açayım. Zeytinyağı kullanacağım sebzelerim için. Etim içinse ayçiçek yağı kullanacağım. Bir peçete yardımıyla yağımı her tarafa yayıyorum. Güzelce tuzlayalım ve karabiber yiyelim. Özellikle kalın etlerin içine farklı bir şekilde tuz ve karabiber sokamayacağımız için ve bu tuzların büyük bir kısmı pişirirken ve koyarken dökülecek. Onun için cömert olun. Tavaya girmeden önce tuzlayıp karabiberlemeliyiz. Dumanlar çıkıyor. Bu dumanları mutlaka görmemiz gerekiyor. Şöyle çaprazlama koyuyorum. Ve hiç dokunmuyorum. Diğer tavamda hindiba ve havuçlarımı pişireceğim. Önce hindibaları koyuyorum. Biraz daha büyük. Şöyle koyalım. Portakalım var. Şöyle suyunu sıkacağım. Birkaç tane de biberim var. Onları da şimdiden keselim. Etim bu sırada, bu esnada pişiyor. Hiç ellemiyorum. Çevirmiyorum. Hindibağlarım biraz karamelize olunca havuçlarımı da ekleyeceğim. İsterseniz gelin koyalım. Şöyle tuzlayalım. Yağ bir döndürüyorum. Her tarafı eşit olarak gelsin. Hala etime dokunmadım. Şöyle gelin isterseniz etimizi bir kaldıralım. Görüntü gayet güzel. Çaprazlama bir kere daha çevirdim. Yine dokunmuyorum. Havuçlarımızı azar azar çevirelim. Bebek havuçlar hem görsel olarak güzel hem de lezzet anlamında normal havuca göre daha şekerli, daha hoşlar. Hindibağlarımızın bir arkasını çevirelim. Şu karamelizasyonu mutlaka görmek istiyorum. Altın sarısı rengi. Gelin etimize bir bakalım isterseniz. Almak istediğimiz görüntü bu. Biberlerimi artık koyabilirim. Onları da birazcık kavurayım. Şöyle tavamızı birazcık çalkalayalım. Portakalı sıkıyorum. Portakalı birazcık pişirince içindeki şeker çıkacak. Suyu buharlaşacak, içindeki şeker çıkacak. Aynı şekilde birazcık da balzamik sirkesi koyuyorum. Hemen hemen eşit miktarda şöyle tekrar çaprazlama koyalım. Birazcık sarımsak atacağım havuçların içine. Birazcık da kekik atacağım. Çok azıcık ezelim. Birkaç dal da kekik atalım. Belki görüyorsunuz o köpükler çoğalmaya başladı. Bu da daha kalınlaştığına ve çektiğine delalet ediyor. Havuçlarımızı sadece içinde şöyle bir çalkalayalım. Hindibağımızı bir ters çevirelim. Her iki tarafı da güzelce pişsin. Mis gibi de kokular geliyor. Aynı zamanda bu çektirdiğimiz portakal ve balzamik karışımını etimize sosla yapacağız. Şimdi etinizi nasıl tercih ettiğiniz size kalmış. Eğer az pişmiş seviyorsanız şu an etiniz az pişmiş oldu. Eğer çok pişmiş seviyorsanız bir süre fırınlamanız lazım. 5-6 dakika kadar fırınlamanız yeterli olacak. Şu an görüyorsunuz bu köpükler iyice çoğaldı ve azaldı. Artık altını kısıyorum. Yoksa yanmaya başlayacak. İsterseniz tabağımızı alalım ve yavaşça servis kısmına geçelim. Şöyle etinizin güzelce karamelize olması lazım. Bunu da alalım. Bir hindibayı kenara koyuyorum, bir tanesini altına koyuyorum etimi yükseltmek için. Şöyle etimizi de alalım.
biberlerimiz vardı. Onları da kullanalım. Şu sosunu şöyle karıştıralım. Hepinize afiyet olsun.